Beyler bayanlar selamlar. Bu video daha önceden oynadığımız bir oyunla alakalı, çoktan ROI çıkartmışsınızdır diye düşünüyorum. Evet, son zamanlarda birazcık NFT dropları düştü. Hangi oyun bu arada? Cryptoworld. NFT dropları düştü fakat oyuna bir güncelleme geldi. Daha bugün, aslında yarına geçtik ama bugün diyeceğim, gece çekiyorum şu anda. Bir satış gerçekleşti ve satışın çoğu bitti. Yaklaşık 110 tane falan kalmıştı. Neredeydi? Heh, burada. Drop linkimiz buradaydı arkadaşlar. Ve süresi bittiği için artık alma şansınız zaten yok. Peki bu Land'le ne yapacağız oyunda? Bize ne sağlayacaktı? Niye sattılar bunu? Bu videomuz tamamen bununla alakalı olacak. Almak mantıklı mı? İleride mantıklı olacak mı? Ne kadar bir riski var? Gelin şimdi tüm bunların hepsini videoda teker teker inceleyelim. Öncelikle Land'i alsaydınız ne kadar kar elde edebilecektiniz sadece alsattan? Bir bunu inceleyelim arkadaşlar. Hani şans kaçtı, alsat yapma şansı kaçırdık ama bir sonraki başka projelerde, benzer projelerde en azından size bir örnek olur bu. Normalde 224 Vax'a bunu alabiliyordunuz, 225 Vax'a. Şu anda marketteki en düşük fiyatı ise 319 Vax. Ama şurada bu şu uyarıyı geçeyim artık. Normalde bunu satmaya çalışsanız sizden belli bir miktarda market fee'si isteyecek. Hem takım kendisi de fee alıyor bu tarz satışlardan. Sadece bu oyuna özel değil, bu takıma özel değil. Atomic Hub'ın işleyişi bu şekilde. Oyunlar kendi fee'sini belirler. Bir de Atomic Hub da kendi fee'sini alır. Genelde %10 civarında bir kesinti olur. Yani siz bunu 320 Vax'a sattığınızda 320 gelmeyecek. %10'unu kestiğimizde arkadaşlar elinize 288 Vax ulaşacak. Diyelim ona sattınız. Bu arada satış oluyor mu? Ona da bakalım. Ve bayağı bir satış olduğunu zaten görebilirsiniz. Sonlara doğru birazcık azalmış. En sonunda zaten 320 Vax'a satılmış. Buradaki fiyat da 320 Vax. Ne demiştik arkadaşlar? Bizim elimize ne kadar geçecek? 288 Vax geçecek. Biz bunu 224'e alsaydık 60 Vax'ı tertemiz cebinize koyabilecektiniz. Bundan sonraki projelerde alsat yapmayı planlıyorsanız da bu şekilde hesap yapın. Direkt zararına satış yapmayın. Buradaki %10'u unutmayın. Tamam, konumuza şimdi geri dönelim. Bu farming pilot peki şu anda ne işimize yarayacak arkadaşlar? Öncelikle buna bir white paper'dan, daha sonrasında da oyundan bakalım. White paper'da dediğine göre arkadaşlar işte 5'inde satış olacak diyor. Ve burada düşürdüğümüz tohumları yetiştirerek işte meyve elde edeceğiz. Bu meyvelerle arkadaşlar bizdeki yaratıkları besleyerek onları geliştirebileceğiz, evolve edebileceğiz. Bir sonraki yer zaten şuradaki evolutions sada geçeceğiz ama daha çok belli bir şey yok zaten onunla ilgili. Land'deki birinci kazanç ne olacak öyleyse arkadaşlar? Bir, meyve yetiştirip meyveleri satabilirsiniz. Direkt markette satarsınız. Hiçbir şekilde yaratığınızı beslemezsiniz. İki, meyveyi yetiştirip bu meyveyle yaratığınızı beslersiniz. Ve yaratığın dolaylı olarak kazancı artar. Oradan kazanırsınız. Ya da evolve edilmiş hayvanı da satabilirsiniz. Yani 3 tane şu anlık yöntem var. Aslında dördüncüsü de var. O da direkt burada yazıyor. Direkt land'inizi kiralayabilirsiniz arkadaşlar. Karşı taraf belli bir fee ödeyerek kendi elindeki sebzeleri, daha doğrusu meyveleri yetiştirebiliyor. Peki bunlardan hangisi en karlısı? Bu işlemler nasıl yapılıyor? Gelin şimdi bir de oyun içinden bakalım. Demeden önce Evolutions'a da bir bakalım arkadaşlar. Daha çok net bir açıklama yok. Sadece tek dediği şey ekstradan luck ve power verecek. Bu luck ve power ne işe yarıyordu? Adventure'a gönderdiğinizde hem NFT düşme şansı artacak hem de gelen gold vesaire gibi şeylerin miktarını arttıracak. Resource'ların, kaynakların miktarını arttıracak. Peki oyun içinde nasıl olacak arkadaşlar? Hemen ben daha öncesinde yaptım ama öğrenmek için şu şekilde anlatayım. Normalde sizin bir landiniz olduğunda bu direkt level 1 oluyor. Eğer buna daha üstün şeyler ekmek isterseniz şuradan hemen bakalım. Bir önceki Discord'larında şurada daha net anlatmışlardı. Level 1'deki yerde maksimum 5 tane seed ekebiliyorsunuz. Bunlar da sadece common olabiliyor. Eğer uncommon seedleri ekmek isterseniz level 3'e çıkartmak zorundasınız. Legendary seed ekmek istiyorsanız da level 6'ya ulaşmak zorundasınız. Benim maalesef altınım yetmediği için level 4'te kaldım. Peki bu seedlerin farkı ne? Legendary vesaire farkı ne? Hemen onu göstereyim size. Şimdi şu gördükleriniz turuncu, yeşil ve mavi de düşmüştür mutlaka. Böyle değil buradaki ekilmiş şekli arkadaşlar. Bunlar tohumlarımız. Bunları bizim ekmemiz gerekiyor. Ama bunları dümdüz kuru toprağa ekerseniz tabii ki de çalışmayacak. O yüzden toprağınızı bir de sulamanız gerekiyor.
Ve sulama dışında da yapabileceğiniz ekstradan bir şey daha var. Sulamayı nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Şuradaki üstüne tıklıyorsunuz. Ardından üstüne 24 saat eklesin mi diye zaten hemen şurada onay çıkıyor, tik çıkıyor. O tike tıkladığınız zaman üstüne bir tane daha su ekliyor. Ama şunu unutmayın, siz toprağınıza bir şey ekseniz de ekmeseniz de buraya eklenen süre sürekli işlemeye devam ediyor. Yani toprağınız boş kaldığı sürece aslında size zarar olacak. O yüzden buna mutlaka dikkat edin, zarar etmeyin. İkinci şey ise gübreleme arkadaşlar. Şu yeşilden mutlaka esanstan düşürmüşsünüzdür. Ektiğiniz şeylerin daha kısa sürede yetişmesini sağlıyor. Bu da yaklaşık %25'lik bir bonus demek oluyor arkadaşlar. Yani dörtte biri kadar bir süreyi kısaltıyor. Ne yaptınız? Bunda da yine gübreye ekmek için şuradaki fertilizer'a tıkladığınızda hemen üstüne bir tik işareti çıkıyor. 1x dediği yine 24 saat sağlıyor. Yani ikisinden de kattığınızda 24 saat boyunca ekip biçebiliyorsunuz ve ürünleri %25 daha kısa sürede ekebiliyorsunuz. Ama bu dediğim gibi şart değil. Normal basit tohumlar arkadaşlar 9 saatten başlıyor. %25 kısalmış hali 9 saat bu arada. Yani bu ne demek oluyor? Bundan ektiğinizde 12 saat sürüyor gübresiz ektiğinizde. Bu da 18 saat. 18 saat ne demek olur? Toplamda 24 saate yakın bir süre gerekiyor. Yani aslında süreyi kısaltmadan yaptığınızda daha kayıpsız çıkabilirsiniz. Diğer türlü 9 saat sonrasında da bakmak zorundasınız, kayıp olmaması adına. O yüzden gübre kullanmak yerine sadece su kullanıp bu işlemde yapılabilir. Ya yani en azından benim ilerideki planım o olacak eğer bu işlemler karlıysa. Karlı olup olmadığını da birazdan zaten kontrol edeceğiz sizlerle birlikte. Aynı zamanda landinizde yapabileceğiniz diğer kazanç var demiştim ya, hani kiralamak. Şuradaki edit kısmına geliyorsunuz arkadaşlar. Şurayı public yapıyorsunuz ya da private yapıyorsunuz. Ve burada da istediğiniz ne kadar fee istediğinizi yazıyorsunuz. 100 100 100 yazdım ben öylesine sırf denemek için. Yani birisi kalkıp benim landimde bir şey dikmek isterse 100 100 100 ödemek zorunda kalacak. Taş ve odun evet şu anda çok kullanışlı değil. Sadece belli başlı binaları alçemiye ve bunu upgrade'de kullanılıyor. Ama ben o kadar biriktirmeme rağmen daha level 4'e çıkabildim. Şu Legendary'i ekebilmek için büyük ihtimalle o kadar süredir biriktirdiğim taş ve odun yetmeyebilir bile. Bakalım ilerleyen zamanda ne olacak, ne bitecek? Legendary'de karlı mı olacak bu Legendary seed'i ekmek? Göreceğiz. Peki land'iniz yoksa ne yapabilirsiniz? Şuradaki farming kısmına tıklayabilir ve buradaki tüm land'leri görebilirsiniz. Hemen şurada baktığınızda içinde ne olup ne olmadığını görebilirsiniz. Örneğin burada fertilizer var ama water'ı yok. Yani bu ne anlama geliyor? Buraya rentleseniz bile büyük ihtimalle water ekmek zorunda kalacaksınız. Burası en önemli kısım da şurası aslında. Public olan kısmı arkadaşlar. Direkt public'e göre listeleyelim. Örneğin public şu kilidi açık olanların hepsi normal bir şekilde kiralanabilir. Ama şuradaki ücreti karşılamanız gerekiyor. Örneğin şuradaki arkadaş ne yapmış? Bak 0 0 0 hiçbir ücret almayacağım demiş public. Ama içine ne su koymuş ne gübre koymuş. Yani kendini su ve gübreyi sağlayarak aslında şuradaki arkadaşın yerinde yapabilirsiniz. Bak level 2'ye kadar çıkartmış. Ah bazıları da bu arada level 10'a kadar çıkartmış. Helal olsun. Ve bunun landine gittiğinizde de arkadaşlar üstünde ne var ne yok direkt görebilirsiniz. Benim şöyle bir planım var. Arkadaşlar gidip başkasına para ödemeyin. Ben kendi cüzdan adresimi paylaşacağım ve ekmek isteyen kişiler bana geri dönüş sağlasın. Tarlamda boş yer olduğu sürece otomatik olarak size açmayı düşünüyorum. Tabii bunu nasıl daha düzgün bir sistematik yapabiliriz göreceğiz. Yani hepiniz benim landimde rahat bir şekilde işlem yapabileceksiniz. Boşu boşuna uğraşmayın arkadaşlar buradakilerle. Peki yapmak mantıklı mı olacak? Yani yoksa ne uğraşacağım ben bununla? Niye bir de sudur bilmem nedir yapayım satarım düşürdüğüm tohumu geçerim diyorsanız da gelin şöyle bir hesap yapalım. Şimdi food fiyatları çok önemli olacak arkadaşlar. Şu anda foodlar satıldı mı? Toplamda bir tane satılmış. Evet şu an gerçekten gitmiyor. Çünkü daha yeni yeni çıkıyor. Satıştan sonra yaklaşık olarak 9 saat geçmesi gerekiyordu. Akşam 5'te bittiğini varsayarsak evet, 3 saat olmuş. Şunlar daha yeni hasatlar. Bu markette gördüklerimiz. Hani adamlar hemen lende alır almaz hemen başlatıp 3 saat içinde bu kadarı çıkmış. Ama kimse ne işe yaradığını daha net emin olmadığı için para harcamak istemiyor doğal olarak. Yani ben bunu kripçırma yaratımı yedirirsem ne işe yarayacak? Gerçekten şuradaki harcadığım 3 dolara değecek mi? Yoksa çöpe giden bir 3 dolar mı olacak diye kimse almıyordu.
Şimdi lende ekerken bu gübreyi es geçmemeniz aslında önemli. Çünkü çok düşük bir maliyete çok daha fazla üretebiliyorsunuz ve kazancınızı gerçekten etkiliyor. Peki gübreyle toplamda ektiğiniz süreyi 9 saate düşürürseniz ortalama olarak 27 saat yapacak. Bir günü aşacak aslında ama en düşük level 1 farmda toplamda 5 tane ekme alanınız oluyordu. Ve siz günde 3 tane ekerseniz 15 tane alanınız olacak. Bu da demek oluyor ki 15 tane seed'e ihtiyacımız var. Seed'lerin tanesini arkadaşlar 7 wax civarını alabiliyorsunuz. Bu da ne demek oluyor? Şuradan hemen bakarsak 7 wax'ı zaten yazmışım. Bu da 105 wax'lık, daha doğrusu yukarıya bir katalım. Şurası 18 wax, şurası da 105 wax dersek arkadaşlar şöyle yapalım. Şu aşağıdan bakalım, 123 wax bir maliyetimiz oldu. Bu arada bir water'a da bakalım. Fiyatlar değişmiş olabilir sizlerle birlikte. 14 wax'a kadar düşmüş. 1 wax daha düştü. 15 tane 15 tane tohumu ektik. Tohumlardan da bize yemek çıktı ve bu yemekleri normalde ne kadara satabiliyoruz marketten? Şu anda gerçi satışlar azdı ama hemen şuradan food'lara tekrar geçelim. Şu yazımızı silelim ve bakalım 9 wax. Fiyat bu civarda devam eder ve 9 wax'tan satılırsa ki ama hala bir tane satış var arkadaşlar. Tanesi 9 wax'tan 15 tane gelecek diye hesaplamıştık. Yaklaşık olarak 15 çarpı 9 dersek 135 wax gelecek arkadaşlar. Size günlük bu şekilde baktığınızda 10 wax civarında ekme biçmeden para bırakabilecek. Bu aradaki 10 wax da büyük ihtimalle siz bu foodları satarken %10'luk kesintiyle şunu %10'u uygularsanız 22-123 wax'ı gelecek. Aslında fiyat dengelenmiş olacak. Üretmek yerine marketten almak daha mantıklı olabilir. Bu fiyat neden bu kadar düşük? Çünkü kimsenin ne etkisi olacağını, karlı mı zararlı mı olacağını bilmiyor. Çünkü ortada hala Evolution'la ilgili bir bilgi yok. Şu ne yapmıştık arkadaşlar? Hatırlarsanız şuradan white paper'da bakmıştık. Buradaki bilgi daha detaylı, daha net olduğu zaman ve bir kazanç ışığı yaktığında o zaman tekrardan market canlanacak ve food'un fiyatları yükselecek arkadaşlar. Biz ne yapıyoruz şu anda? İleriye yatırım olarak düşürdüğümüz tüm seedleri toplayıp bunları ekip biçeceğiz toplu bir şekilde. Ama unutmayın toplu bir şekilde yapmaya çalışın çünkü boşu boşuna water'a para ödemeyin. Aynı zamanda bunu daha hale getirebilmek için upgrade yapabilirsiniz farmınıza. Unutmayın buradaki hesap 5 tane yer üstünden de ben şu anda upgrade yaptım ve 7 tane ekebiliyorum. 7 tane ektiğinizde doğal olarak karlılık artacak arkadaşlar. Neyse genel hesabı gördünüz. Peki durum böyle olmasına rağmen biz neden bunu yapmaya çalışıyoruz? Çünkü oyun ilerleyen güncellemesinde şu şekilde bir güncelleme olacak. Dungeon getireceklermiş. Artık dungeon'ı nasıl yaparlar hiç bilmiyorum. Ve orada gelen token direkt Alcor'da listelenecek. Biz token'ı siz daha önceden üretebildiyseniz Alcor'da listelenecek bir token'ı başta güzel bir para kazanabilirsiniz. Ben oraya yatırım yapmaya çalışıyorum. Ha olur mu olmaz mı takım ne kadar sözünü tutar ileride ne olur maalesef hiçbirimiz bilemeyiz bunu. Öyleyse videoyu da burada yavaştan sonlandıralım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.